senin kızın hala barışmak istiyor. Ne nasıl gereği oldu? Vardı? Ne gereği var? Bunu öz olarak kabul etti mi? Arkasında durdu mu? Buna saygı gösterdi tamam, mi? Tamam ama bunu kızına İnsan söyle. İnsan yerine koydu mu? Niye isteyecekti? Ayşe, bu kadar yüz göz olunduktan sonra hala Ali ile nikahlanmak istiyor musun? Aynı davalar yine yaşanacak Feda Hanım. Abla yaşamayız, annesinden uzaklaştırma Alcı. Dilemeyeceğim. Ben istemiyorum seni. Ben seni istemiyorum. Git uzak dur benden. Annen dolduruyor seni. Doldursun, biz de seni istemiyoruz. Yuvada da istemiyorum. Çok da lazım değilsin. Çok lazım değilsin. Tamam mı? Adamın çocuklarına bak. Çocuklarını da almayacağım, bakmayacağım. Tamam mı insanım? Çocuklarımızın velayetini şimdi vermesin. Aslında Emine Hanım'la Ali aynı şeyi söylüyor. Emine Hanım diyor ki çocukları almayacağım, bakmayacağım. Tabii. Hayır alacağım, ben alacağım. Bak. Ben bu zaman alsın. Zeynep'e ben bakmam, Hayır adam abla ben bakarım. Evladına baksın bu zaman ben baktım. Sen... Haber var mıydı? Annesiyle. Gıdalarından haber yok. Yiyeceklerinden haber yok. Bayram gelir, haberi yok. Bak buna diyor ki burada. Sen çocuklarını ne zamandır görme? O ne zamandır, senelerdir aramaz çocuklarını benim yanımdayken. Ne zaman aramış, sormuş, ihtiyaçlarını gidermiş. Yok, yok. Ne onları konuşmuyor? Hep kendilerinin aklı çıkarıyorlar ya. Olur mu böyle? Her şey karşılıklı. Sen bana ilgi gösterirsen, iyilik yapasın, ben de sana yaparım. Bir dakika, bir dakika. Siz buradasınız. He? Ali telefonda, onu bir dinleyelim. Efendim Ali? Ya ablacığım, Akçemir bayramda aldım, babası telefon açtı, bayramlık adıyı aldım abla, annem de şahit orada ya. Yalan varsa ömür, lan elini vicdanına koy, mehremetsiz kadın, elini vicdanına koy. Sen şerefli olduğundan belli, bir sefer aldım o kadar senenin içinde, bir sefer. Onu da yapmasaydın, onu da yapmasaydın. Tamam çocuğum, ver hepsini verin abla, bana. Abla Konya'da denekle arkamdan koştu. Tamam. Ali bir saniye, bir dakika. Diyorum. Sıfır, sıfır, peki. Hepsi sıfırda. Emine Hanım bir saniye. Yok, o hepsi yok. Emine Hanım. At. Emine Hanım bir su içsin. Su içsin. Hadi işte. Emine Hanım hayır hayır dışarı, biraz dışarı. Hadi. Sakin. Zeynep Hanım sen de sus. Zeynep Hanım da dışarı. Ben zaten kaynı olduğunu bileceksin. Ya sus Zeynep Hanım. Ali ile konuş. Konuş. Çocukları istiyorum de anlat. Ben çocuklarımızı istiyorum, alacağım senden. Ali ile konuş. Valla ben canımı alırsan çocuklar alamazsın. Tamam mı? Alacağım. Çocuklarımız bir yiyemez hırsız yeğenlerinin yanında. Lan oğlum bak daha sonra karıştırma bak. Bak ben ne derdin, başka birini karıştırma. O zaman sen de benim kardeşlerimi karıştıramazsın. Ulan ben bu kadar senin aileni karıştırmadım bak. Biraz önce kardeşimden bahsetti abla, yalan söyledi. Tamam konuşun. Ya ben arkamdayım, konuşun. Lafımın arkasındayım. Sen karıştırıyorsun, ben de karıştıracağım. Alacağım çocuklarımızı senden. Al al al, al alabiliyorsan al. Hadi. Alacağım gör bak. Tamam vermiyorum hadi. Vermiyorum. Gelip alacağım çocuklarımızı. Tamam hadi gel alabiliyorsan al hadi. Hadi. Al. Hadi. Sana da göstereceğim Zeynep, tehdit edemezsin. Hayalini denk al. Düzgün konuş. Valla bana bir şey gösteremezsin. O zaman anneni şey yap. Annen düzgün konuşsun, annen uyar. Ayşe Ali telefonda unut Zeynep ya, Hanım. Ali ile konuşur musun? Ya bak. Ben var ya iyice şey oluyorum burada ablacığım, yapmayın bak. Niye korktun, gelemedin ailemle yüzleşmek için? Ben gelsem bak beni konuşturma. O zaman yuva kurtaracaksın. Vay be. Annenin sözünü dinlemeyeceksin. Kızım yuva muva yok. 4 seneden beri ne yuvası? 4 seneden beri ne yuvası abla, ya? Abla yalan söylüyor, 4 sene olmadı. Seda abla. Zeynep Hanım'ı da alın. Bir Ali ile Ayşe bir konuşsun. Ali. Efendim abla. Bu şikayet üzerine gelecekler. Çocukları senden alacaklar. Bence vermelisin. Çünkü zaten Emine Hanım da, Arif abi de, sen o bağırış çağrışın içinde duymadın. Çocuklara bakamayız diyorlar ve istemiyorlar. Ya abla, ablacığım, kurban olduğum ablacığım. Tamam istemiyorlarsa versinler ya. Ayşe vermek istemiyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Ayşe'nin düşüncesini sana aktarayım. Eğer çocuklar bende olursa Ali bana döner. Dönmem abla. Abla Allah dönmem. Aşkına abla. Ayşe Ali ile konuş. Şikayet Ceda ettim. Abla. Çocukları da alacağım. Buradan da programdan da gideceğim. Seni de görmek istemiyorum de hadi. Çocuklarımızı alacağım. Programdan gideceğim. İş bulup çalışacağım. İlerleyen zamanlarda... Ne olacak? Ne bakacağız? Duruma göre.
Kumarla ben çocukları sana vermem. Vermem. Bitti. Hayır, alacağım çocuklarımızı. Ya ben ne diyorum sana? Canım al, çocuklarımı alamazsın. Sen kendin demiyor muydun Antalya'ya gitmeden önce? Benim anneme babama, anne baba Allah razı olsun. Benim çocuklarımıza temiz ortamda bakıyorsunuz diye. Kendin dedin, inkar etme dedi abla. Benim evimin nasıl olduğunu biliyor, temiz olduğunu. Abla Allah aşkına gidip çekim yapın abla. Evden bahsetmiyor. Annelikten, babalıktan bahsediyor. Yok, ben iyi bakıyordum abla. Onlar konuş. Beni dinler misin sen? Evim temiz deme. Yani ben iyi dinliyorum. Bir anneyim. Böyle konuş. Heh. Ablacığım iyi annesi kaç, okullar açıldı. Hani nerede? Nerede abla hani? Anneyim bakıyorum diyor ya. Ben sizden iyi bakıyorum diyor ya hani. Konuş Ayşe hadi. Hadi nerede? Abla buradayım. Şey hani... Ya oradaysın da çocuklar nerede? Niye okula gitmiyor? Senin yüzünden. Sen çocuklarımızı bana versen ben Konya'ya dönerdim. Yapma ya. Tamam şimdi beni suçluyorsun da. Şey 5-6 ay önce sen Körfez'de ne yaptın? Kocaeli'nde ne yaptın? Onları anlat. Çocuklarımızı hiç arayıp sordun mu? Allah'ım ya Resulallah. Benim derdim onlar değil kızım ya. Benim derdim çocuklarım. Hayır abla ben de onu demek istiyorum. Hala anlamadı. Abla Kocaeli'ndeyken annesi burada ağladı. Şey çocuklarımız abla, hiç arayıp sormadı. Abla. Hiç telefona bağlanmadı. Orada bakmayın hiç çocuklarımızı abla. Bile sormadı. Ali. Ablacığım ben telefonu kapatıyorum. Tamam ben bu insanlarla konuşmak istemiyorum. Tamam ben abla? Ben abla doğru bir şey söyledim aslında. Kendisi de ya bir ablacığım benim konuşmam farklı. O kişinin konuşması farklı ya. Ali, şimdi bu şikayete göre senin kapına polis gelecek. Gelsin abla. Çocukları gelsin. Alacaklar. Velayet Ayşe'de olduğu için Ayşe'ye verecekler. Sen yani o kadar öfkelisin ki cezaevine mi sokmak istiyorsun adamı? Yok abla, savcılık kararıyla girer soktun. Abla. Çünkü benim hiç velayet, sıkıntım yok. Ben girerim. Ya velayet bende ya, göstermediği sürece hani çok büyük bir suç. Ya mesela velayet Ali de olsa, Ali bana göstermezse, hani yine aynı. Vallahi abla ne yaparsa yapsın benim umurumda değil. Gideceksin o zaman polislerle çocuklarını alacaksın. Aynen alacağım abla. Oturacaksın başlarında. Tamam ben bir şey demiyorum. Ben konuşturuyor değil, ben konuşamıyorum. Susturamıyorum daha doğrusu. Susturamıyorum Ali'cim. Senin ne annen susuyor... Ne çocukların anası susuyor, ne eski kayınvaliden susuyor. Bunlar susmuyorlar. Sen bunların arasında ne yaptın bilmiyorum. Enis Ali gelsin çözelim bak böyle abla. Konuşuyorlar. Ali gelsin çözelim. Bak seni istiyor annesi, kadın. Annesi gitsin. Hani benim ailemle yüzleşecekti. Korkuyor bak. İşte. Niye çünkü bunun şikayet derdi, ettiğim çoluk, için çocuk gelemiyor. Değil sensin. Sen şundan gittin ya çıldırdı. Çıldırdı. En sonunda gitti karakola. Mutlu oldu. Şu an arama kararı çıkartıldı Ali'ye. Dünden itibaren. Bak. Savcılık tekrar çağıracak beni ifade için. Ha, ne diyeceğim? Savcıya da diyeceğim, görmüyorum çocuklarımızı diye. Şikayet edeceğim. Aynen. Ali'yi. Peki bu şikayet ettiğin adamla niye tekrar evlenmek istiyorsun? Hani ya şu an cezaevine girmemek için bana yalvaracak o yüzden. Cezaevine niye girsin adam ya? Girer abla. Giremez. 2 yıl suçu niye? Varmış. Çocuklarımızı göstermediğine dair. Ya çocuklarını göremezsin demiyor ki adam. Yok vermiyor abla. Sen kendin şurada dolanan çocukları görmedin. Yok gördüm ben burada 2 kez gördüm. Ne? 2 kez görmüştüm abla burada. 2 kere görmüş burada çocukları. Ben daha çok gördüm. Efendim Tülay. Ayşe'cim Ali'yi çağırdın. Ali geldi buraya karşına. Hep eskileri karıştırdın. Hala yok Kocaeli'ndeki yok bilmem ne. Hala daha aynı kafa yapısındasın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Adam sana ne güzel diyor ki güzellikle ver velayeti diyor. Çocuklarımız okula gitsin diyor. Arkadaş kalalım diyor ama devamlı hakaret ediyorsun. Devamlı adamı aşağılıyorsun. Tamam Ali'ye de hani bir şeyde bulundum. Bir yarım saat birlikte çocuklarla bir konuş dedim. Pişman ama demek ol. Ki senden o kadar artık böyle bir araya gelmek istemiyor ki ona bile yanaşmadı. Hala niye Ali diyorsun sen?
Abla buraya gelsin tekrar. Niye benim gelsin? Ailem geldi. Benim ailemde de benimle de yüzleşsin tekrar. Derdimiz Ali. Evet. Ali geldi o. Ali geldi. O. Ali karşındayken Zeynep anne şöyle. O böyle. Çocuklarımı buradan alıp Konya'ya gideceğim abla. Ali de gelsin arkamdan. Hani ilerleyen zamanlarda zamanla bırakırız. Yani çocuklarımızı okula göndereceğim. Güzel bir şekilde bakıyorum ben Allah'a şükür. Tertemiz, sağlıklı bir ortamda. Ali'yle ne işin var senin? Hani çocuklarımızı görmek için bana yalvaracak. Bu sefer kozlar benim için. Niye yalvarsın sana? Görüş gününde ben göstermeyeceğim. Sen çocuklarını görmek alayım. İçin Ali'ye yalvardın mı? Yok. Ali niye yalvarsın sana? Çünkü velayet bende olduğu için abla görüş gününde göstermeyeceğim çocuklarımızı. Bak aynısın çok demek akıllı, ki. Çok. Niye şu anda kızıyorsun Ali sana çocukları göstermek istemiyor? Kendi iddian senin bu. Senin iddiana göre Ali çocukları göstermiyor bana diyorsun ya. Aynen. Niye sen şimdi diyorsun ki ben alınca göstermeyeceğim ona? Çünkü iki ay göstermedi bak, bana. Şunu itiraf et. Çünkü sen şöyle söyle. Benim derdim çocuk mocuk değil. Ben bu adama ölüyorum. Bu adam buradan gittiğinden beri ben kuduruyorum, çıldırıyorum. Acaba kimin yanında onu da bulamıyorum. Konya'da abla. Kim var yanında? Kimse yok. Kimse gelemez. Çocuklar girmesine izin veremem. Ayşe hariç bütün kadınlar da kötü bu arada. Yok abla, hayır. Sadece o üç kişi kötü. Ne kötülüklerini gördün insanların sen? Gördüm abla. Sen? Hı-hı. Niye görüşüyorsun? Yok, görüşmüyorum abla onlarla. Görüşüyorsun. Kendisini. Görüşüyorsun Ayşe'cim. Konuş karşında Ali. Konuş, derdim sensin de gel buraya de. Hani çocuklarımız bak, için daha, gelsin, daha çocuklarımız yüreklice. Da getirsin, ben çocuklarımı... Daha yüreklice, ben olsam özledim, evet kuduruyorum kıskançlıktan, çatlıyorum de. Daha yüreklice. Yok, öncelik çocuklarımız abla, ya çocuklarımızı Ayşe, alıp bırak gelsin. Ya. Ayşe, gözünü seveyim ya, ne çocuğu sen şurada koridordaki çocuğa iki kere gördüm diyorsun be. Hepimiz senden çok gördük be. Al buradaki arkadaşlarım senden çok gördü. Abla annesinin yanına gittiğim zaman üzerime yürüyor çünkü. Göstermiyordu orada çocuklarımız. Yalan konuşma. Burada kimse senin üstüne müstüne yürümüyor. Yok yok, burada değil. Annesi üzerime yürüyor. Buradan bahsediyoruz Ayşe. Konuş Ali telefonda, hadi güzel mantıklı mesela. Dışarıda olsanız ne konuşacaktınız? Konuş bakayım. Konuşmak istiyorsun ya. Çocuklarımız hakkında konuşurduk. Konuş hadi, çocukların hakkında konuş. Duyuyor musun beni? Konuş konuş, sen duyuyor kapattı seni o. Kapattı abla ama telefon yok, kapattı. Yok, telefonu dinle, değil şu an. Sen konuş, dinliyor. Evet. Çocuklarımızı ver bana. Konya'ya gelip ben çalışacağım, iş bulup çalışacağım. Sen de şaşıracaksın. Niye şaşırsın adam? Ben sana şunu söyleyeyim. Tamam mı? Ben oraya geldim. İnsanlık yaptım. Sen ne dedin bana? Gel buraya vereceğim dedin. Geldim. Vereceğim demedim, orada. Söz vermeyin, bakarız dedim. Hatta o görüntüler varsa abla verebilirsiniz. Tamam, söz vermeyin, bakarız dedim. Bak ben sana ne diyorum, tamam geldim, niye vermedin? Ha? Niye vermedim? Çünkü ikimiz de büyüsünler diye. Ha. Benim seninle işim yok. Bak yuvada yok, oda yok, hiçbir şey yok. Tamam. Hayır var, ikimizin çocuklarımız var. Kızımız özel çocuk. Ya özel çocuk, yeni mi aklına geldi? Yeni aklıma gelmedi. İlk geldiğim günden beri kızımız için gel diye yalvarıyordu. Hatırlatayım. Senin başka çocuğun yok değil mi? Bir kızın var değil mi? Hayır, kızımız özel çocuk olduğu için öyle diyordum. Oğlumuz için de hani diyebilirdim ama sadece kızımıza için yansın biraz. Yuvamızı düzeltelim diye o yüzden bilerek kızımızı öne sürüyordu. Vallahi istediğini yapabilirsin, serbestsin. Tamam. Benim seninle ne yuva ne bir şey, hiçbir şey kalmadı. Hayır var, tamam. Olacak. Olacak inşallah. Sakin sakin. Ben yapamıyorum. Ne yapabileceksin ya? Sana soruyorum, ne yapabileceksin? Çünkü dışarıdaki kişiler, ya kişilerin bak, hepsi aynı kişiler geldi. Beni sinir etme. Bak beni sinir etme. Herkesten ağzın yandı. Ya sana ne ya? Benim kıymetimi anladın, o yüzden yuvamızı kurtaracağız. Sen hiç umurumda değilsin. Anladın mı? Sen hiç umurumda değilsin.
Dolduruyorlar abla. Valla senin abla. Kıymetinde kalan hiç şeyin kalmadı. Bitti bitti. Ayşe tamam mı? Ne doldurması adamın fikri ben ya. Ben sana ne zaman bitti? Mahkemeye verdim o zaman bitti senin bende. Hayır yalan söyleme. Mahkeme süresi için de mesajlar attın. Ümit verdin. Yalan söyleme inkar etme. İnkar etme. Doğruları söylüyorum inkar etme. Tamam ya. Tamam ben bunu hadi al. Hadi al. Bekliyorum. Hadi. Bekliyorum hadi. O zaman hiç evlenmeseydin. Sahip ya. Çıkmayacaksan. Allah Allah. Ailenin yanında bekar kalıp otursaydın. Adam oldun durdun mu? Ben düzgünce durdum. Ailen canım. Rahatlık vermedi. Tabii bana canım, iftira ona, atamazsın. Buna. Ya tamam. Annen baban orada. Git Konya mı ne gideceksin? Nereye gideceksin git. Tamam benim seninle işim bitti. Hayır bitmedi. Buraya gel çocuklarımızı senden alıp gideceğim. Ben, hatta beraber gideceğiz. Ben ne gelirim ona? Benim işim bitti orada. Aileni dinliyorsun işte. Dolduruyorlar seni. Aileni dinlemezsen gelirsin. Ha, ben ailem dolduruyor. Annem dolduruyor. Ha, ben öyle bir. Konuş Ayşe. Kafan niye yiyorsun? Seda abla. Ha. Gelsin abla tekrar. Söyle hayatım. Bana ne söylüyorsun ben? Getirdim hiçbir şeyi başaramadım, beceremedin. Sapır sapır saçmaladın. Söyle, konuş Ali'yle. Gel, ya gel buraya. Ya çocuklarımızla birlikte hep birlikte el ele dördümüz gidelim. Seda abla. Ayşe, annenin... Sakin bir şekilde konuşalım abla. Annenin o kadar hakaretinden sonra adamla birleşmeyi mi düşünüyorsun? Yok abla aslında... Seda abla bir şey diyeceğim. Annesine abla, biraz şey önce adamın abla. Annesine Zeynep, Zeynep diyordun. Abla o da bana hakaret ediyor abla. Biz burada annemle ağlarken o gülüyordu. Gülemez, yapamaz öyle bir şey. Kocaman kadın ağırlığında dursun. Büyük büyüklüğünü bilecek ki küçük saygısını gösterecek. Sen biliyor musun? Ben abla o bana büyüklüğünü gösterse, güzelce yaklaşsa ben saygımı gösteririm.